Özlem, Başkan Donald Trump 4 Nisan'da Beyaz Saray'da koronavirüs ile mücadele görev gücüyle düzenlediği basın toplantısında Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezi CDC'nin tavsiyesi üzerine Amerikalılara maske takmaları çağrısında bulunmuş. Hatta maske bulamamaları halinde evde kendilerinin yapacağını, hatta fular ya da eşarp kullanabileceklerini söylemişti. Ama bunun gönüllülük esasına dayandığını, kendisinin maske takmayacağını söylemişti. Bunu da yaptı. Koronavirüsü salgınından sonra yaptığı ilk yurt içi ziyareti Arizona'da N95 maskesi üreten bir fabrikayı ziyaretinde kendisi maske takmadı. Yalnızca koruyucu gözlük takmakla yetindi. Ancak bu tabii ki eleştirilere neden oldu. Özellikle sosyal medyada Trump'a neyi ispatlamaya çalışıyorsun sorularının sorulmasına neden oldu. Ancak dün bu konuda eleştirilere yanıt verdi Trump ve bir süre maske taktığını, ancak daha sonra ziyaret ettiği fabrikanın, Honeywell'in, kendisine maske takması ihtiyacı olmadığını söylediğini belirtti ki Honeywell firmasından da bu konuda doğrulama geldi ve Başkan Donald Trump'a maske takmaması konusunda izin verdiklerini açıkladı. Bu eleştirilere böylece yanıt vermiş oldu. Ancak tabii ki eleştirilerin belki de ana noktası, dünyada en çok vakanın görüldüğü ve en çok can kaybının yaşandığı ülke olan Amerika'nın başkanının maske takmamasıydı. Şimdi bir başka tartışma konusu da koronavirüs ile mücadele görev gücünün geleceği. Bu konuda Başkan Donald Trump'tan çelişkili açıklamalar var. Öncelikle görev gücünün görevinin sona erdiğini açıklamıştı. Ancak bu konuda da yine yoğun tepkiler gelmiş. Hatta Trump bu tepkilere bir yanıt vermiş ve bu kadar popüler olduğunu bilmiyordum görev gücünün demişti. İşte son yaptığı açıklamada görev gücünün çalışmalarına devam edeceğini, ancak farklı bir formatta bir uygulamaya geçileceğini söyledi. Bundan böyle görev gücü farklı konulara odaklanacak. Örneğin tıbbi tedavilere, iş dünyasından ve sosyal hayata getirilen kısıtlamaların kaldırılmasına, bu konuda alınacak önlemlere odaklanacak. Peki bu görev gücünde kimler olacak? Öncelikle bu isimlerin değişeceğini söyledi Başkan Donald Trump. Bu isimlerin kim olduğunu pazartesi günü öğreneceğiz. Ama hemen hatırlatalım, daha önce ekonomik faaliyetlerin başlaması gündeme geldiğinde yine sadece bu konuya odaklanacak bir kurul oluşturmuştu. İşte bu kurulda yer alan Amerika'nın önde gelen firmalarının yöneticileri, bunun yanı sıra ekonomistler, kendilerinin kurulda olduğunu Başkan Trump Beyaz Saray'da kamuoyuyla paylaştığını da öğrenmişlerdi. Şimdi bu isimler kendilerini biliyorlar mı, yoksa yine pazartesi günü herkesle birlikte mi öğrenecekler? Bir başka soru da bu. En önemli soru da belki Alerji ve Bulaşıcı Hastalıklar Enstitüsü Başkanı ve koronavirüsüyle mücadele görev gücünün en önemli ismi Dr. Anthony Fauci bu listede olacak mı? Zira daha önce birçok kez fikir ayrılıklarına şahit olmuştuk Başkan Donald Trump'la. Özellikle son basın toplantısına katılmaması yine bu soruyu gündeme getirmişti. Daha önce de Twitter'da paylaşılan Fauci Kov adlı bir mesajı paylaşması da acaba görevden alacak mı Fauci'yi sorusunun sorulmasına neden olmuştu. İşte Başkan Donald Trump Fauci'nin harika işler yaptığını ve çok iyi bir insan olduğunu, dolayısıyla onu görevden almaya niyeti olmadığını açıklamıştı. Ancak özellikle son birkaç haftadır ekonomik faaliyetlerin yeniden başlaması konusundaki görüş ayrılıkları tartışmalara neden olmuştu. Başkan Donald Trump geçtiğimiz günlerde de hem Anthony Fauci'nin hem de koronavirüsle mücadele görev gücünün etkin isimlerinden Dr. Deborah Birx'ün Beyaz Saray'a danışmanlık hizmeti vereceğini açıklamıştı. Ancak bu son açıklamaların ardından pazartesi günü açıklanacak bu listede olacak mı? Şimdi merak konusu bu. Bir başka tartışma konusu da okulların açılmasıyla ilgili. Başkan Donald Trump okulların açılmasından yana, hatta 27 Nisan'da eyalet valileriyle yaptığı toplantıda onları ikna etmeye çalışmıştı. Yine hafta sonunda da bu konudaki görüşlerini belirtti ve dün bir kez daha bu konuyu gündeme getirdi. Özellikle gençlerin ve çocukların bağışıklık sisteminin güçlü olduğunu, dolayısıyla çok bir sorun yaşamayacağını söyledi. Hatta eyalet valilerini akademik yıl bitmeden önce okulun açılması tavsiyesinde bulunmuştu. Şimdi ise en azından Eylül ayında okulların tekrar açılması görüşünde. Ancak Ulusal Eğitim Derneği bu kadar çok sayıda öğrenciyi bir araya getirmenin riskli olacağını söylüyor. Başkan Donald Trump özellikle 65 yaş ve üzerindeki öğretmenlerin ya da kronik hastalığı olan öğretmenlerin evde kalmalarını, göreve dönmemeleri tavsiyesinde bulunmuştu. Ancak hemen hatırlatalım, federal istatistiklere göre şu anda koronavirüsü testi pozitif olan Amerikalıların %92'si 55 yaşın üzerinde. Dolayısıyla
Öğretmenlerin de %29'unun 55 yaş üzerinde olduğu düşünülürse bu oldukça riskli bir karar diyebiliriz Özlem.